This Merhaba. Is being Merhaba. sevgili izleyiciler. Bir C++ sohbetinde daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz bu sektörde hemen herkesin bir şekilde tanıdığı Oktay Arslan Amerika'dan katılıyor. Ben Necati Erkin ve Singapur'dan da Doğukan Yiğit Polat var. Hoş geldiniz tamam. Oktay Bey. Hoş bulduk Necati Hocam. iyi günler. Nasılsınız? İyiyiz. Kısa. Pandemi döneminde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir <laughs> sıkıntı yok. Çok mutluyuz. <laughs> en son benzer şekilde Bıyarnı ile Bıyarnı Strasburg böyle bir görüşmemiz olmuştu. Yine Doğukan Singapur'daydı. Ben Türkiye'deydim. Bıyarnı Amerika'daydı. Bu ikinci oluyor. Evet internetin güzel taraflarından biri bu. Ee, bu sizin... bu, bu toplantılarda da en kötü saatler Singapur'a denk geliyor sürekli bu arada. <gülüyor> 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 evet. E, i̇lk önce şöyle başlayalım. E, malum sizi bu sektördeki arkadaşlarımız tanıyor özellikle programlama tarafında ve avionik tarafında. Ama siz yine de bir bahsetmek isterseniz Oktay Aslan en azından şu anda ne yapıyor? Sanıyorum yakın zamanda bir iş değişikliğiniz de oldu. Hı hı. Evet e, Şu anda ya benim e, zaten akademik geçmişimde havacılık olduğu için şu anda e, Silikon Vadisi'nde Airbus'un bir e, Google X benzeri bir araştırma ofisi var, inovasyon ofisi var. Orada otonom iniş teknolojiyle ilgili bazı projeleri e, yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Yani yazılım, araştırma mühendisi olarak çalışıyorum. E, yaptığımız projeler genelde e, Airbus'un 2030'lu yıllardaki uçaklarında kullanılmak üzere geliştirilen teknolojiler. Hani biraz böyle ucu açık projeler aslında. E, i̇şte bunun içerisinde otonom e, iniş kalkış e, teknolojileri var. E, onlarla ilgili otonomi yazılımı geliştirmesi var. Bu otonomi problemini çözerken daha çok yani silikon vadisinde hani yapay zeka ile ilgili yetenekler çok fazla olduğu için e, yapay zeka ile ilgili yöntemleri daha çok kullanıyoruz burada. E, yani bir ayağımız Silikon Vadisi'nde, bir ayağımız da e, Avrupa'daki eee Merkezi Tulus'ta. E, orada mesela e, bizim daha büyük uçaklarımız var. Orada testler yapıyoruz. Silikon daha küçük e, uçaklarımız var. Orada da veri toplama işleri yapıyoruz. Ya, temelde niyetimiz otonomiyle ilgili teknolojileri olabildiğince havacılıktaki ürünlerde kullanmak hem sivil havacılıkta hem de kargo uçaklarında. Yani, savunma ile ilgili bazı projeler daha olduğunu biliyorum ama çok fazla detaylı bilgi veremeyeceğim o konularda. E, onların Aha. yapısı itibariyle. Ama benim bulunduğum taraf da daha çok e, sivil e, yolcu uçaklarındaki otonomi iş geliştirmek üzere. Ondan önce de otonom sürüş alanında çalışıyordum. E, elektrikli araçlarda otonom otopilot yazımları e, geliştiren bir ekibin parçasıydım. Evet daha Orada önce daha zaten ki... C++ Türkiye topluluğunda çok güzel bir etkinliğimiz olmuştu. Otonom evet, sürüşle evet. ilgili onu halen arkadaşlar izliyor. Onun için de tekrar teşekkür ederiz. Ee, buyurun ederim. sözünüzü kesmişim. Geçmiş olmayayım. Ee, o, oradaki e, orada da hani otonomi yazılımı geliştireceğim bir ekip oldu. O, o, daha büyük bir ekip falan vardı ama orada oradaki işim daha çok plan ve kontrol üzerineydi. Airbus'taki işim biraz daha böyle makine öğrenmesi ve sensör füzyon dediğimiz e, konular üzerine. Onlardan da biraz bahsedebilirim. E, ondan önce de e, NASA Detektif Laboratuvarı'nda e, derin uzaydaki robotik projelerinde falan çalışmıştım biraz. Yine orada yani C, C++ yazılımları geliştiriyordum. Bu sefer çok daha böyle kaynak açısından kısıtlı olan platformlarla çalışmıştık. Yani Mars üzerinde çok bir, bir çok hızlı bir işlemci yok, çok fazla bellek yok. Yani bu tarz platformla, çalıştığımız zaman genelde C, C++ çalışabileceğiniz tek, tek seçenekli, yani tek seçenek olarak kalıyor. Genel olarak robotik üzerine çalışıyorum ve robotik sistemlerde otonomi yazılımının geliştirilmesi üzerine çalışıyorum. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Kötü bir soru olabilir baştan uyarayım. Domaine'e biraz e, uzağım belki. Bu aviyonik e, dediğimiz zaman aviyonikle ve otonomi tarafı kesişen yerler mi? Ne ölçüde kesişiyorlar? Bir aviation tarafında bir aviyonik tarafı var. E, Elektronik tarafı daha çok gömülü sistemlerle <laughs> ilgili fakat otonominin bunlarla kesişme alanı nedir? Ya aviyonik aslında daha önce e, aviation elektronik istediğimiz yani iki kelimenin kısaltılması yani havacılık elektroniğiyle ilgili e, Türkçe e, çevirebiliriz. Ya havacılık elektroniğinde o uçağın üzerindeki o kontrol algoritmasını çalıştıracak veya o sensör ölçümlerini yapacak, filtreleme yapılacak eee oluşturduğu elektronik sistem diyebiliriz. Bunun üzerine yani eskiden e, uçaklardaki bu kontrol problemleri mekanik araçlar e, yardımıyla çözülüyormuş. Daha sonra elektronik çağa başlayınca, elektronik komponentler yaygınlaşınca bunlar daha çok elektronik eee devlet tarafından yapılmaya başlamış. Daha sonra yazılım bunların üzerine gelmeye başlamış. Şu anda yani e, uçuş kontrol sistemlerinin çoğu e, yani mi, bizim dijital kontrolcü dediğimiz e, yazılımlardan oluşuyor. Yani e, havacık elektroniğinde asıl kısım o uçak üzerine çalışan bir elektronik devre. ama evet. Bu ne kadar zor olabilir diyebilirsin ama genelde uçaklar hani çok yüksek sıcaklık değişimlerinde, çok yüksek basınç değişimlerinde ortamda çalıştığı için o, o havacılık e, standına uygun elektronik cihazların, aletlerin tasarlanması çok pahalı bir işlem aslında. Evet. Yani normalde biz e, evimizdeki masa üstündeki bir bilgisayar gibi işlemci alıp uçağın üzerine kullanmıyoruz. Kullanamıyoruz. kullanamıyoruz. Ayrıca onların bazı e, sertifikasyon süreçlerine geçmesi lazım. Yani aslında o havacılık, yani hava araçlarının kullanabileceği elektronik cihazların e, devrelerin komponentlerin gelişilmesi çok böyle başlı başına bir sektör. Daha sonra o donanımlar. E, yani havacılık standartına uygun donanımlar geliştirdiği zaman onun üzerine kullanabileceğiniz diller de çok sınırlı oluyor. Yani sadece C, C++ yazılımları kullanabiliyorsunuz. E, geçmişte aviyonik tarafında ada dili de ben yanlış hatırlamıyorsam yaygın evet. olarak kullanılıyordu. Ama sanıyorum artık ada yavaş yavaş adanın yerine C++, C, C++ aldı değil mi son belki 10-10 yani, sene içinde? O, ben adada sadece 2005'te bir ileri programda bir ders almıştım. Orada sadece biraz e, e, sentaksına falan e, görmüştüm. Ata, ada dilinin en büyük destekçisi o zaman ABD'deki savunma bakanlığı. Yani o oradaki e, ordu projelerinde ada dilinin kullanılmasını mesela iste, gereksinimleri koyduğu zaman o dil yaygınlaşabiliyordu. Yani konu olabiliyordu. Ee, onun o dilin bence en büyük avantajı gerçek zamanlı bir dil olması. Yani siz belli e, e, kontrol yazılımı geliştirirken bir mesaj gönderdiğiniz zaman o mesajın belli bir zaman içerisinde çalışılmasını istersiniz. Ada dilinin böyle e, bir özelliği vardı. Yani gerçek zamanlı bir dildi ve şey proje, projeler için iyiydi. Fakat daha sonra hani ha, e, savunma bakanlığı desteğini kesince herhalde o da yavaş yavaş popülerliğini kaybetti. Evet bu gömülü sistemlerde yazılım geliştirirken genelde bazı kısıtlamalar var. Hani dilin sağladığı bütün araçları kullanamıyorsunuz. Evet. Bu e, kodların güvenli olması lazım. Yani güvenli tanımı ne? Onu, onu da biraz değinmek lazım. Yani güvenli olması lazım. Bazı e, yani kodlu üret, kodun üretimde kullanan derleyicilerin bile e, sertifiye olması lazım. Dolayısıyla e, havacılıkta belli bir dil yaygınlaştıktan sonra e, tekrar sıfırdan başka bir dile geçmek, yeni bir dile geçmek çok kolay olmuyor. Çünkü çok fazla <laughs> e, miras kod mu diyeceğim, le legacy kod dediğimiz, e, yani daha önce çalışan e, kod var ve onların e, e, nasıl diyeyim, bakımının yapılması için e, hala bu dilleri bilen mühendislere ihtiyaç oluyor. O yüzden e, benim gördüğüm zaman kritik işlerde yani hızlı çalışması gereken işlerde hep C ve C++ dilleri kullanılıyor genelde. Yalnız şöyle şeyler de var mesela. Kodun kendisini sıfırdan yani kodun kendisini bizzat yazmak zorunda kalmıyoruz bazen. Bazen kod üreten araçlar oluyor mesela. Özellikle kontrol sistemle tasarlarken oradaki algoritmayı tamamen C'de kendimiz yazabiliriz. Fakat o geliştirilen kodun belli bir nasıl diyeyim e, edilebilir olması lazım. Bunu yerine model design deniyordu değil mi Evet evet model tabanlı tasarım deniliyor mesela siz böyle grafik arayıcı sahip bir e, ortam aracılığıyla istediğiniz kodu biraz aslında spesifikasyona yani özelliklerini belirtiyorsunuz aslında. Daha sonra arkadaki o derleyici o modeldeki sizin belirlediğiniz özellikleri alıp ona uygun bir C, C++ kodu üretiyor ve bu kodun da sertifiye edilmesi çok kolay. Çünkü zaten o kod üretme kod üretme süreci aslında otomatikman sertifiye edilebilir bir için bu bu da şeyi e, e, sağlıyor. Yani geliştirme zamanlarının kısalmasını sağlıyor. Yani çünkü kolların uçakların üzerindeki e, e, yazılımların miktarı arttıkça yani hem yazılım geliştirme miktarı, e, masrafı var hem de bu geliştiren yazılım acaba bizim sanatlara uygun mu? Onların hı hı. E, Onaylanma süreci falan çok zaman alıyor. Dolayısıyla e, bu tarz araçların kullanılması bu geliştirme zaman, geliştirme maliyetini azaltıyor aslında. E, evet. Bu konuda yani ben bir soru sorabilir miyim? Ee, ee, buyurun. Bu siz şey demiştiniz konuşmanın başında aviyonikte otono, otonom otonom aviyonik sistemler tasarım üzerinden çalışıyoruz ve bunlar 2030 senesinde muhtemelen piyasaya çıkacak demiştiniz ve yani o, oradaki hep... ürünlerin oradaki ürünlerin üzerinde olması bekleniyor öyle söylüyor <laughs> anladım ee, ve çoğunlukla yapay zeka teknolojileri kullanıyoruz dediniz e, bu konuda bunu yapar evet. çağırmak için benim bildiğim kadarıyla şu an yapay zeka'nın en yaygın e, aracı yapay sinir ağları ama Hı -hı. yapay <laughs> sinir ağlarının davranışının doğrulanması çok ciddi bir problem bir akademik araştırma konusu hala çözülmüş bir şey değil ee, eğer yani bu modelleri kullanıyorsanız bunun bununla ilgili sertifikasyon ve doğrulama sorunları nasıl, nasıl olacak? <laughs> yani e, şöyle söyleyeyim hani otomotivde işler biraz farklıydı yani otomotiv otomotiv üstten havacılığa geldiğim için havacılık işleri biraz farklı. Havacılıkta siz bir problemi çözerken özellikle uçağın üzerine yeni bir teknoloji geliştirirken hani bir bunun teknoloji geliştirme ayağı var. Yani mühendisler kendi firmalarında, laboratuvarlarında bazı teknoloji geliştiriyorlar. Bunlar işte kendi firmalarındaki yöneticiyle demo yapıyorlar falan. Hani o teknoloji demolarıyla biz ya de, biz bu teknolojiyi belli bir olgunluğa geliştirdik demeleri lazım. Bunun daha sonra sertifi sertifikasyon sürecinden geçmesi lazım o sertifikasyon süreci mesela e, Amerika'da e, FAA diye bir kurum var. Avrupa'da IASA var. Yani hep başka başka ülkelerin başka oto, e, havacılık otoriteleri var. Bunların mesela bu geliştirilen yazılımın havacılık, havacılıktaki yazılım geliştirme pratiklerine uygun olup olmadığının böyle e, edilmesi lazım. Sertifikasyon sürecinin geçmesi lazım. Açıkçası yapay zeka ile ilgili sertifikasyon kuralları daha oluşturulmadı tam. Hı hı. Yani orada hani ne, e, neyi test edeceğiz, ne yapacağız? E, ona ilgili kurallar daha yeni yeni oluşturuluyor. Yani aslında o mh, havacılık otoritede de yani böyle bir geldiğinin farkında. Onlar da neyi nasıl e, yani bir, yani bir kural koyması lazım ama bu kuralların nasıl oluşturulması lazım? Onların e, üzerinde çalışmalar devam ediyor diye biliyorum. Evet en büyük nedenlerden bir tanesi mesela en büyük kısımdan bir tanesi havacı uçaklarda kullanılan yazılımların özellikle emniyet kritik yazılımların olasılıksal olması istenmiyor. Yani deterministik olması istiyor. Biz bunu ne zaman çalıştırırsak aynı evet. sonucu vermesini istiyor. E, bu bazı yapay zeka araçlarına mümkün değil. Yani orada mesela bir bir sayaç kullanırsanız bu sayaçlar rastlantısal bir sayaç. Hani bazı şeyleri rastgele bir şey üretiyorsa yani determinizm yoksa bu sertifikasyon süreçlerinin geçmiyor. Dolayısıyla yani böyle bir kısıtlamalar var. i̇kincisi benim gördüğüm şimdi yapay ya, ya, yapay sinir ağlarını kullanıyoruz ama yapay sinir ağlarını uçakta, uçaktaki otonomik problemin hangisinin çözümünde kullanıyoruz? O önemli mesela. Şimdi zaten böyle 70'lerden 60'lardan beri geliştiren kontrol teknolojileri var. Uçuş kontrol sistemleri var. Bunların çalıştığı biliniyor. Bunlarla ilgili bütün sertifikasyon süreçleri nasıl olduğu biliniyor. Benim gördüğüm yapay zeka yazılımı doğrudan o uçuş kontrollerinin kumandasında kullanılmıyor çok fazla. Yani hı hı. daha çok bizde mesela otonom inişte biz görüntü işte bir kamera tabanlı bir sistem kullanmaya çalışıyoruz. Yani kullandığımız bir tane sensör var. Atılsal ölçüm sistemi. E, bu atılsal ölçüm sistemi bize uçağın mesela e, yani doğrusal inmesini im, ve açısal hızını falan bilgini veriyor ve biz bunu bir şekilde böyle zaman içerisinde integralini alarak işte uçağın pozisyonunu, konumunu ve yönelimini bulabiliyoruz. Fakat bu sensörden gelen verileri işlediğimiz zaman bunların hata e, payı çok sınırsız. Çünkü bir, siz sürekli bir şeylerin tekrar alıyorsunuz. Dolayısıyla bu hata payını e, biraz kısıtlamak için başka bir sensör kullanmak lazım. Buradan da kamera görüntüleri geliyor. Kamera görüntülerinden mesela siz yerde tanıdığınız bazı özellikleri e, kamera içerisinde görebiliyorsanız bu bilgiyi kullanaraktan uçağa daha iyi kullanılma şansınız var. Peki evet. yani bir, bir pilot bir kameraya baktığı zaman mesela uçuş pistini görebiliyor veya işte e, İniş e, iniş pistindeki o merkezi şehri görebiliyor. Hı hı. E, e, yani orada o hava alanıyla ilgili mesela işte eğer ışıklandırmalar varsa onları görebiliyor. Şimdi i̇şte bu, bu tür problemler insanlar için çok kolay çözülebilen problemler. Yani siz kamera e, görüntüsüne baktığınız zaman herhangi bir bölgedeki birkaç piksele belli bir e, semantik etiket yükleyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bunlar ışıktır, bunlar işte e, şerit bilgisidir falan. Bunların mesela bilgisayar yazılımlarıyla yapılması lazım. Biz burada mesela yapay, yapay zeka dediğimiz o yapay sinir ağlarını kullanıyoruz daha çok. Evet. Yani kameradan gelen görüntünün bir şekilde işlenip oraya etiketler atanmasını biz yapay sinir ağlarını kullanıyoruz. Ee, bu bilgileri mesela eğer sizin elinizde bir tane veri tabanı varsa, yani o iniş pistleri genelde çok yapısal, yani bütün bilgilerin de genelde bir biliniyor mesela. Sizin iniş pistindeki mesela o ızgaralı şeritleri falan görebiliyorsanız ve onun aslında gerçek dünyada nereden olduğunu biliyorsanız bir şekilde e, o kamera görüntüsünde gördüğünüz şey ile üçün, e, üç boyutlu dünyada nerede olduğunu karşılaştırıp aslında uçağın konumunu anlayabiliyorsunuz bir şekilde. Yani yapay sinir ağı aslında burada uçağın konumunu e, kestirmede yardımcı bir e, bilgi kaynağı olarak kullanılıyor en büyük evet. sıkıntı evet. E, 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 a, bu relay'ı yani Türkçesini e, şu an bu, kullanamadım, Kusura atmayayım. Küçük biliyorum. Yani bunlar eee bazı bazı durumlarda kendis, kendisinden çok emin bir şekilde yanılabiliyorlar. <laughs> yani hı hı. E, piste gördüğü bir şeyi e, ben bunun %99 olasılıkla mesela bir iniş pisti olduğunu söyleyebiliyor. Ah ha, Halbuki orada mesela bir bina varsa o binanın çatısına mesela <laughs> de, evet. denk geliyor. Yani evet. bazı şeyleri yanlış karar verebiliyor. Fakat bu kararı yanlış karar verirken de kendine çok emin bir şekilde doğru olduğunu düşünüyor. <laughs> evet. Dolayısıyla bu bu mesela çok böyle sıkıntı yaratan bir durum. Genelde siz e, kestirim problemlerini çözerken yani birden fazla sinyali e, bilgiyi harmanlamanız lazım. Bu harmanlarken evet, buradaki HADAP payının nasıl değiştiğini yani onu karakterize edebilmeniz lazım. Ee, mesela bizim kullandığımız atansel ölçüm cihazları diyelim belli bir hata yani belli bir siz bir şey ölçüyorsunuz o size diyor ki aslında belli bir hata payı var. O veri dokümanlarından o hata payının nasıl değiştiğini falan o bilgiler mevcut yani o sensörün o algılayıcının aslında çalışma prensiplerine alakalı bir şey. Yapay sinir ağlarında bu tür böyle üst, yani üst seviyede bu tür böyle bilgileri elde etmek çok zor. Yani bir yapay sinir ağının bir kararı ne zaman yanlış vereceğini, yanlış verme olasılığının nasıl olduğunu, onların mesela istatistiksel olarak hesaplamak çok zor çünkü sizin çok fazla veri toplamanız lazım. Yani bir temel problem bu. Yani yapay sinir ağları bir kararı verirken o, o kararın güvenilirliği hakkında çok kesin bilgiler sahip değil. Yani ben evet. şurada bir tane e, iniş pisti görüyorum. Peki yüzde kaç olasılıkla eminsin? <laughs> Onu çok böyle evet. kesin bir şey söyleyeyim Yani bazen evet. do, çok iyi çalışıyor, bazen de böyle çok kötü çalışıyor. Ama çok kötü çok kötü çalıştığı zamanda yani çok saçma sapan şeyler e, veriyor. Dolayısıyla bu, bu bir bu bir sıkıntı. Yani bu o kulağınız modelin bir e, sıkıntısı. Birinci problem bu. E, i̇kinci problem bu geliştirdiğimiz yazılımlar e, böyle en az 10 Hz'de 20 Hz'de çalışması lazım. Çünkü siz evet. e, uçağın e, kontrolünü yaparken çok yüksek hızlarda hareket ediyorsunuz. Sizin alçal, e, yüksel veya işte sağa dön, sola dön bu tarz komutları mesela sürekli böyle bir şekilde bir çevrim içerisinde e, kumanda etmeniz lazım. E, bu yapay sinir ağı modelleri genelde böyle 100 milyon parametreli modeller oluyor genelde. Yani çok fazla böyle e, yüksek bir boyutta modeller oluyor. E evet. bunları mesela bir kere e, havacılık e, standartlarına uygun donanımların üzerinde koşturmak çok zor. Çünkü o donanımlar evet. genelde 1990'lardan kalma. Eee evet. işlemci hızı 200 MHz mesela çok çok yavaş. Bellek miktarı çok yüksek değil mesela ee, belki atıyorum işte 10, 10 megabayt, 20 megabayt gibi bellekleri falan var. Siz bunu, bunu yani bu kadar kısıtlı ortamda bu kadar büyük modelleri koşturamıyorsunuz. Bizim yaptığımız demolarda genelde biz yani piyasada grafik işlemci üniteleri üreten birkaç firma var mesela onların ürünlerini kullandık. Ama bu ürünler mesela e, havacılık standına uygun değil. Evet. Yani siz e, piyasadan aldığınız 3000 dolarlık bir grafik işlemci ünitesini bir uçağa e, takıp orada bazı yazılımları çalıştıramıyorsunuz. Çünkü onlar havacılık sanatlarına uygun donanımlar değiller. E, dolayısıyla o, onları kullanamıyorsunuz. Onları kullanamadığın zaman işlemciniz, yani işlemci gücünüz az. Dolayısıyla bu modelleri hani eğitseniz bile, çok iyi eğitseniz bile bu sefer gerçek zamanda çalıştıramıyorsunuz. E, bu sefer de şey oluyor mesela bir başka yani firma içerisinde başka bir proje projede bu yapay yapay zeka modellerinin hızlı çalışabilecek havacık standına uygun donanımlarını geliştirmek için projeler yapıyor mesela evet bu da yani bu bu da aslında biraz şey böyle yani havacıkta benim gördüğüm aslında ilk önce yaz, donanımlar gelişiyor. daha sonra donanımlar üzerine koşturabileceğin yazılımlar geliştiriyor donanım tarafı yani, daha kısıtlayıcı. E, burada evet yani, yazılım yani, biraz donanıma kendini uydurmaya çalışıyor Evet yani ilk önce sizin dolanımınız belli oluyor. Yani sizin işte işlemcinin hızı, bel kullanınız belli miktar belli oluyor. Bu hep yani daha önce havacılık çalışan projelerde de böyleydi. Daha sonra siz ona göre işte e, genelde zaten birkaç tane dil seçeneğiniz var. Onu seçiyorsunuz. Ama en büyük e, tasarım kararını kullanacağınız algoritmaları seçerken yapıyorsunuz. Yani bazı algoritmaların e, çalışma, ya yani onu o kadar o dolanında o kadar hızlı çalışması çalışma mümkün değil özellikle kontrol e, işleri yaparken yani burada hani ya, yapay zineler modeli modelleri işte akademide çok 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 sık sıkça, sıkça kullanılan modeller var çalıştırılmış insanları geliştirmiş. ama ben o modeli doğrudan alıp e, uçaktaki bir e, yazılım olarak e, çalıştıramıyorum çünkü bir eğitmek zor e, yani havacılığın istedikleri o güven güvenlik kısasına uygun şekilde başarılı modeller geliştirmek zor zordan. Hocam, Doğru mu? imkansız mı? Yani şu, şu an yani çünkü. Doğrudan kastım para para gerekiyor yani öyle. söyleyeyim. <laughs> Benim bildiğim yani söyleyeyim. kadarıyla çünkü. Pardon, özür dilerim. Devam edin. Yani bir, bir modelin ma, yani eğitim maliyeti de yüksek aslında. Ee, bir de e, yani daha önce otonom sürüyüşü çalışırken veri toplamak çok büyük bir, bir sıkıntı değildi. Yani araçlar yollarda sürerken veri toplanıyordu ve bunlar etiketlenebiliyordu ama. Biz havacılıkta mesela otomobilik şey çalıştığımız zaman atıyorum benim 1 milyon tane diyelim e, iniş pistinin resmini falan çekmem lazım. 1 milyon tanesini de böyle yani işte atıyorum bin tane <laughs> iniş yapmam gerekecek. İşte bir pilotun saati ne kadar bir uçak yaması lazım falan. Bunlar çok böyle maliyetli işler. Bu yüzden havacılıkla ilgili bu modelleri geliştirirken, yani veri veri toplamak zor olduğu için, yani maliyeti olduğu için, e, o kısıtlı veriyle bu sefer e, modele etmek için başka şeyler kullanması lazım. Mesela simülasyon teknolojileri kullanmaya çalışıyoruz bir yandan, bir yandan e, var olan uçaklara kameralar takıp o uçaklardan bilgi toplamaya çalışıyoruz. Ee, zor kısım dedim bunlar hani e, yapılamayacak işler değil ama e, bir tane uçağın içerisinde siz ben bir delik açayım oraya bir kamera takayım dediğiniz zaman o sertifikasyon baştan başlatıyorsunuz. Hmm. <laughs> o uçağın şey, şey, e, evet. yapısının bozulmadığına dair. E, bu da yani şey bu bayağı zaman alan bir şey. Normalde otonom sürüşte olsaydı ama o kameraları ben kendim elimle tornavidaya takardım araca. <laughs> ama uçak evet. olduğu zaman e, onun şeyi de farklı yani. Artı o gelen verinin e, nasıl depolanacağı ve tekrar işte e, uçak indiği zaman hızlı nasıl alınacak. Onunla ilgili bazı şeylerin geliştirmesi lazım. Yani model eğitmek için bir veri toplamanız lazım. Havacılıkta veri toplamak maliyetli. İkincisi bu veriyi etiketleyecek birilerinin olması lazım. Ee, i̇nsanların zamanları ucuz. O, o, onda çok büyük bir sıkıntı yok yani. Ee, yüzlerce insana işte bana şu e resimde gördüğün özellikleri e etiketleyebiliyorsunuz mesela. Onlar etiketleyebiliyor. Affedersiniz. Ee, bunun dışında veri etiketleme ile ilgili için sadece bu alanda çalışan startuplar da geliştirildi. Mesela Scale AI diye bir firma var siz onlara verinizi veriyorsunuz. Onlar size gerekli etiketleri yap yapıyorlar ve çok da ucuza yapıyorlar mesela. Hani bu da aslında başlı başına bir iş kolu oldu veri etiketleme. <laughs> Bunu da yaptıktan sonra bir de işin e, hani veri var, etiketlenmiş veri var. Daha sonra bu modellerin eğitilmesi lazım. O modelleri de böyle e, veri merkezleri var. İşte grafik işlemci çiftlikleri var mesela orada eğitebiliyorsunuz. En sonunda bu oluşturulan modeller e, genelde hani günümüzde Python dili ya da Python diyeyim mesela. O çok popüler bir dil ve onun kütüphaneleri çok kullanılıyor. Fakat e, siz bu kodu gerçek zamanda çalıştıramıyorsunuz. Hem yani o dil yorumlanabilir bir de olduğu için zaten sertifikasyondan geçemezsin yani o yazılımla ilgili. Dolayısıyla o, o e, Python araçlarıyla kullandığınız o yapay zeka modeliyle ilgili mesela yani mimari, o kasayı dosyalarını bir şekilde gerçek zamanlı çalışabilen gömülü bir e, yazılıma dönüşmeniz lazım ya yani bu C++ oluyor. E, bu yazılım geliştirme kısmı da biraz zahmetli. Çünkü orada e, mesela dinamik pro, e, dinamik bellek tahsis olmayacak falan bir sürü <laughs> kısıtlamaları falan var. Kısıtlamalar var. E, o o kısım da mesela biraz zaman alan bir şey. En nihayetinde diyelim bir tane böyle C++'ta gerçek zamanlı çalışan bir video partikül modeli geliştiririz. Bunun mesela e, piyasada bulduğunuz grafik işlemcilerle çalıştırabiliyorsunuz ama son üründe o grafik işlemcini kullanamazsınız. Dolayısıyla aslında yaptığımız şeyler hep böyle bir teknoloji demosu oluyor. Hani bizim elimizde yeteri kadar iyi bir donanım olursa bakın böyle modellerimiz var. Biz bunları çalıştırıp bu işi kurtarabiliriz şeklinde demolar oluyor falan. <laughs> Ama bunu yapmadan da e, firma içerisindeki bir takıma gidip de bize havacılık standına uygun grafik işlemcileri kadar güçlü donanım gelişini diyemiyorsunuz. Dolayısıyla he, her işin belli bir aşaması var. Ee, yani benim gördüğüm hani yapay zeka tabanlı bir model kullanacaksanız bu, yani bu problemi teker teker çözmeniz lazım. Evet. Yapay zeka modeliyle bizim işte klasik böyle fikrileme algoritmalarını birleştirdiğiniz zaman mesela kanun fikresini falan birleştirdiğiniz zaman ortaya mesela sizin aslında bir tane böyle bir e, e, aracın durumunu kestiren bir yazılım çıkıyor. Onun mesela sertifikasyonu olması lazım. Bunların hepsi, yani bilinen kısımları var, daha önce yapılmamış kısımları var. Onların hani bir şekilde e, e, beraber e, nasıl diyeyim genelde takım çalışması oluyor. Biz, bizim ekip daha çok yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve bu e, sensör füzyon dediğimiz kısımda falan çalışıyor. Ama e, sertifikasyon kısmını mesela Fra Fransa'daki o, o, ofisler daha çok iyi biliyor. Yani firma içerisinde bazı ofisler daha iyi biliyor mesela. Onlarla beraber çalışmak e, zorundayız. Ben şöyle bir ben soru var. sormak Peki. istiyorum. Bu, buyurun. O Doğukan bir şey benim bir sorum vardı. Sizinkinden sonra tabii, sorabilirim hocam. Tabii Yok lütfen sen buyur. Ee, tamam. Benim bildiğim kadarıyla havacılık sertifikasyonları çok çok katı oluyor. Yani şey istendiğini duymuştum mesela. Teknik gereksinimden derlenmiş kodun makine koduna kadar traceability evet. bekleniyor. Ee, evet. Böyle bir şeyde, böyle bir durumda eğer sinir ağı kullanılacaksa dediğiniz gibi yani sinir ağlarında davranış milyar, milyarlarca belki milyonlarca parametreye rastgele görünen sayılara şifrelenmiş şekilde buradan biz davranış işte şu sayılar şu anlama geliyor bu sayılar bu anlama geliyor gibi bir traceability çıkartamıyoruz. Üretilen koda böyle bir... <laughs> Bağlantı kuramıyoruz yani teknik gereksinimden. Bu, bu nasıl halledilebilir? Bu yani bu aslında bir bir gevşetecekler mi sizce? Yani bence gevşeme olmaz. Ee, yani e, normalde mesela biz bu yapay zeka modelini geliştiriyoruz dedik ya. Aslında bu bir ekip işi. <laughs> bu yapay zeka modelinin mesela Sadece makine öğrenmesi algoritmalarından anlayan bir grup doktoral arkadaş var mesela bizim ekipte. Onlar mesela C, C++ kodu yazmasını bilmiyor. Tek işleri böyle Python'da kod yazıp model geliştirmek. Yani o işin teorisini arıyor. Bunun dışında sadece yazılım geliştirmede uzman olan arkadaşlarımız var. Onlar da algoritmadan hiçbir şey bilmiyorlar mesela. Bunun dışında pilot arkadaşlarımız var. Onlar da veri toplamaya çalışıyor mesela. Yani aslında burada e, bayağı bir kalabalık bir ekipten bahsediyoruz aslında. Bir de bizim sistem e, mühendisleri arkadaşlarımız var. Onlar mesela e, hava yani neyi yaparsak havacılık sertifikasyon e, süreçlerinden geçebilir e, kısmındaki bilgileri bize aktarıyorlar. Çünkü aktarıyorlar diyorum çünkü böyle e, atıyorum yazılımla ilgili DO-178C diye bir tane standart doküman var mesela. Evet, bilmiyorum. 300 sayfalık bir döküman Hani <laughs> onu, onu kim okuyacak? Yani bir yazılım mühendisini alıp bunu oku, buna uygun bir şey yapmaz, e, kod gelişir demek çok zor. Dolayısıyla bu dökümanlardan anlayan, o havacılık e, sanatlarına aşina olan sistem mühendisliği ekibi var mesela. Onlar e, sürekli bizi geri beslemede bulunuyor. Yani şunu yapamazsınız, bunu yapamazsınız, ya bunu yapmamız lazım falan şeklinde bilgiler oluyor. Ama dediğim gibi bunlar şu anki... <laughs> var olan dokümanlardan e, elde edilen bilgiler. Bu yaptığımız hmm. şeyler biraz daha yeni olduğu için onlar da mesela ya şu kısım çok mantıklı değil. İleride e, yani, yani sertifikasyonla ilgili kurallar bilinmiyor ama sertifiye edilmeye aday yöntemler kurulur, Öyle söyleyeyim. Eee Çünkü çok fazla e, hani ortada e, kesinleşmiş kural da yok ama Mesela dinamik bellek kullanmayın diyebiliyor. Veya e, çalıştığınız yazılım her çalıştığınızda a, aynı giriş için aynı sonucu üretmesi gerekiyor diye diye sorabiliyor. Veya şeyler oluyor mesela Python'da mesela PyTorch ortamını kullanıyoruz genelde. E, çerçevesinde çerçevesini kullanıyoruz. Orada mesela geliştirdiğimiz bir model var. Biz daha sonra bunu e, araç üzerinde çalışabilecek modele dönüştürüyoruz. Bu ikisi arasında farklılıklar var mı? Yani siz Python ortamında bir resim verdiğiniz zaman belli bir çıktı alıyorsunuz. Aynısını C, C++'da bir yazılım geliştiriyorsunuz. Aynı resmi veriyorsunuz. Aynı aynı çıktıları alabiliyor musunuz? Çünkü iki diller arasındaki e, gerçekleri ve farkları da var mesela. Yani bunların he, ne ne kadar olabilir ki demeyin. Çünkü onu yapmadan e, yani biz yazılımı bu dilde eğittik. Yani modelleri bu dilde eğittik. Ama çalışırken bu dili kullanıyoruz. <laughs> Evet. Bu iki iki, iki, iki dil arasındaki çok küçük yerlerde farklar ol, olabiliyor. Onu mesela test etmeniz lazım. Yani bu evet. tür şeyleri falan yapmaya çalışıyoruz. Ee, yani eğittiğimiz şeyle çalıştığımız şey aynı şey ee, o, 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 olacak şekilde. Aynı zamanda e bazen e modeller e nasıl diyeyim? Ee, çok büyük dosya oluyor ve o dosyaları bir şekilde o kasayı dosyaları bazılarını mesela kırpmak zorunda kalıyoruz. Ee, o bellek ihtiyaçlarını karşılamak için. Ee, bu sefer kıptığımız modelle daha önceki orijinal, e, ilk başta eğitimimiz model bunların çıkıştıları aynı mı veya ne kadar performans kaybı yaş yaşıyoruz onların falan hepsini etmemiz lazım. Dolayısıyla e, sertifikasyon için çok fazla git girilmesi gereken yol var. Bizim evet. şu anda mühendisler yani biz, biz biraz işin teknoloji demosunu da yapıyoruz. Yani bu iş olabilir mi, olamaz mı? Hani donanımında bir kısıtımız yok diyelim. Ee, veri toplamada da bir kısıtımız yok. Eee C++ C++ dillerinde böyle havacılık sanatına uygun bir yazılım da geliştirdik faz dedim. Hani döngülerin hepsi sollanıyor zaman belli bir zaman içerisinde. Kısıtlar yani... olmasaydı mümkün olduğu kadar biz ne yapabilirdik? Önce onu evet. bir gösterelim. Evet. Hı hı. İlk önce bunu aslında zaten sadece kendi firmamız içerisindeki yöneticilere gösteriyoruz. Hani onlardan bir önce bir onay almaya çalışıyoruz. Hani yaptığımız şeyler çalışıyor şeklinde. Firma kendi içerisinde bu teknolojiyi belli bir olguna geçtikten sonra belki yani e, bu e, sertifikasyonla ilgili otoriteye başvurabilir. Ama siz daha bu aşamada diyelim doğru düzgün bir teknoloji geliştirmiyorsanız, o zaman hani dışarıdaki yani firma dışındaki bir kurumu e, meşgul etmenin bir anlamı yok çok fazla. E, ve genelde şu anda hani ben havacılık sanatlarına uygun böyle yüzde yüz bütün kuralara aşina olduğumu söyleyemem. Çünkü benim aslında <laughs> uzmanlık olduğum alan otonomi. Yani ben biraz otonomi tarafına gidiyorum. Algoritma, domain uzmanı olarak gidiyorum. Fakat sistem mühendisliği arkadaşlarımız mesela onlar sadece böyle e, yani bir kişi sadece 4-5 tane dokümanda yazılan kuralları bilerekten kariyer yapabiliyor bu alanda aslında. <laughs> e, DO-178C uzmanı falan diyoruz mesela. Yani specialist falan diyoruz mesela. Ve onlar genelde bu kuralların nasıl değişir takip etmeye çalışıyor Mesela toplantılar oluyor bazen. Hani firmalar diyor ki biz yapay zeka ile ilgili sertifikasyon ile ilgili toplantı yapmak istiyoruz. Bizim firmamızdan da bazen insanları çağırıyorlar. Onlar da gidiyorlar mesela toplantılara falan. Yani bizim yaptığımız çalışmalardan bahsediyorlar genelde. Yani buradaki işlem biraz böyle otonom sürüşten biraz farklı aslında. Çünkü sertifikasyon büyük bir aşama ve çok iyi çalışan bir modeli sertifikasyon kurallarına uymadığı için uçaklarda kullan, kullanmama durumunuz olabiliyor bazen. Evet. Determinizm çok fazla. Sürekli evet. bir engel oluşturuyor. Ben şunu sormak istiyorum. Hem C hem C++ dilleri çalıştığınız alanda yoğun olarak kullanılıyor. Bu konuya istekli, bu konuya meraklı C, C++ programcılarına bir tavsiyeniz olur mu? Yani eğer çalışma alanı olarak bu alanı seçmeyi düşünüyorsa ileride kendisine neler tavsiye edersiniz? Bu bir. Bir de e, malum bizim Türkiye'deki C++ geliştiricileri daha çok Avrupa firmalarında çalışıyor. Çalıştığınız sektör açısından Avrupa ve Amerika arasında farklılıklar var mı? Hangi taraf programcılar için daha cazip? Bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum. <laughs> Ya ben ben öğrenciyken 2000'li yıllarda okullarda öğrencilerin çoğu yani bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği alanında veya şey elektrik, elektronik alanında okuyan öğrencilerin çoğu okullarda ilk öğrendikleri programları C'di. Daha sonra Python dili ya da yaygınlaşınca hani biraz insanlar C'den Python'a çıktı. Yani Python öğrenmeye başladı. Burada mesela hani Python'da bazı şeyleri öğretmek çok daha kolay ama şey tam bilemiyorum hani e, ilk ilk dili C olan olup da daha sonra Python'a geçenler mi çok rahat geçiş yapıyor yoksa ilk dili Python olup da daha sonra bu derlemeli dilleri öğrenmeye çalışanlar mı daha rahat ediyor? O konuda mesela a, yani e, nasıl oluyor çok fazla bilmiyorum ama benim gördüğüm ben C öğrenmiştim ilk önce. Daha sonra C++ öğrenmiştim. Daha sonra Python öğrenmiştim e, 2006-2007'li yıllarda. C ve C++'da o ıı, Türk ıı, yani ıı, değişkenlerin türlerin ıı, tanımlanması veya işte hataların çok hızlı bir şekilde bulunması. Derleyici sürekli hata veriyor mesela. Ee, bunlar yani bu bu kisistanlarla öğrenmeye başlayınca daha böyle ıı, iyi kod yazdığımı ıı, fark ettim aslında. Bu diğer yorumlama dillere göre baktığımda. O yüzden bence ya benim şu anda mesela hani okulda okuyan... kardeşim var ben ona ilk önce C dilini öğretmeye çalışıyorum. Yani okulda mesela Python gösteriyor ben C öğren çünkü orada e, bazı kavramları daha rahat anlatabiliyorum. Mesela e, kavram e, dinamik ömür e, bir değişkenin işte e, nerede tutulacağı işte. E, değişkenlerin neden bellek neden olacağını dinamik bellek çalışırken ya yani bunları mesela neden tercih edilmediğini bazıları ya yani bu bazı kavramlar mesela C'ye özgü bazı bunlar mesela Python'da göremiyorsunuz. Çünkü orada hani bir değişkeni e, tanımlıyorsunuz daha sonra e, onun bellekten alıp alması çok fazla uğraşmıyorsunuz. Yani belki günümüzdeki çoğu böyle e, proje için bunlar hani daha tercih edilebilen özellikler ama şey diyorum hani sen ileride robotik çalışmak istiyorsan, gerçek zamanla çalışan bir kod e, çalışmak istiyorsan C ve C++ dillerinin hızına çok fazla bir dil yaklaşamıyor. Dolayısıyla bu dillerde kod yazman lazım. Bu dillerde kod yazman için de belli kavramları iyi bilmen lazım. E, yani zordan başlayıp yorumlama dillere geçmek bence daha kolay geliyor bana. E, hmm. Diğer türlü mesela yorumlama dillerden Öğrenmeye başlayan arkadaşlar daha sonra ileride C ve C++'a geçtiği zaman çok böyle zorlandıklarını e, tahmin ediyorum. O yüzden Hı. eğer ileride bu iki dilde bir yazılım geliştirme kariyeri yapmak istiyorsanız bence bu dilleri çok önceden öğrenmekte fayda var. Hı. Çünkü... <laughs> Um, okulda öğretilen bir dönemlik C dersiyle, C++ dersiyle bu, dil, bu dillerdeki bütün araçları öğrenmek mümkün değil. Yani bir dönemde siz 45 saatlik ders alıyorsunuz. Uh, bir haftada bir uh, vizeye geçiyorsunuz zaten. Hani 42 saate düşüyor. Yani 42 saatte, 45 saatte bir dildeki bütün araçları öğrenmek mümkün değil. Uh, o yüzden ...daha birinci sınıftayken, ikinci sınıftayken... ...bu dillerle ilgili e, en azından... ...o sentaks kısmını falan... hallederlerse, ileride daha sonra... ...bu dillerin nasıl kullanması gerektiğiyle... ...ilgili... E, ...kaynakları okuyabilirler. Ve o alandaki nasıl diyeyim... E, ...dili kullanma... ...becerisini biraz arttırabilirler. Hani... ...dili öğreniyorsunuz ama bu, bu dilin aslında... ...böyle... E, ...olması gerektiği gibi yani bu dildeki... ...araçların kullanılması gerektiği gibi... Bazı pratikler var. Onları öğrenmek lazım. Ee, özellikle mesela C++ idiomları falan diyoruz mesela. Hani bir problemi çözerken e, yani C++ dilini kullanarak C'deki gibi bir e, kod da yazabilirsiniz. Ama C++ dilinde C'ye yani benzer bir kod yazmak çok tercih edilen bir şey değil. yani C++'a özgü çözmeniz lazım. Bu farkları öğrenmek zaman oluyor ve e, nasıl diyeyim böyle hayatlarında bence iki seyrek bir zaman ayırmaları lazım. Hani eğer C ve C++ dillerini öğrenmek istiyorlarsa iyice öğrenmek istiyorlarsa ee, bunu yaptıktan sonra ne oluyor bence? Bence şu anda <laughs> genelde iş ilanları çıkarken yani yazılım mühendisi diye iş ilanları çıkmıyor genelde. C, C ve C++ programcıları diye çıkıyor genelde. Çünkü o biraz farklı bir kategoriye giriyor. Evet. <laughs> Ben de öğrencilerime bunu söylüyorum. O artık ayrı bir iş tanımı oldu C++ evet, developer. Yani ben mesela otonom sürüşle ilgili firmalara baktığım zaman orada yazılım mühendisi diye bir pozisyon oluyor genelde. Orada şey işte şu şu dilleri bilsin ama genel altta mesela C++ programcısı alıyoruz falan diyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> o farklı bir böyle ayrı bir uzmanlık alanı ve o alanda çok fazla insan yok. Ve o alanda iyi kod yazan arkadaşlar genelde iyi maaşlar alabiliyor. Ee, yani doktora yapmalarına gerek yok. <laughs> Veya işte yüksek lisans yapmaları. Sadece böyle eee C++, kodu e, yazmakla en azından buralarda kariyer yani iyi kariyer elde etmeleri mümkün. Çünkü bu e, son 10 senede diyeyim robotik otonom e, sürüş, bu otonom araçlar ha, bu bu araçlarda koşacak yazılımları geliştirirken hani işin bir Python'la geliştirilen bir kısım da var. Hani orada genelde bir şeyleri eğit eğitiyorsunuz veya etiketliyorsunuz. Orada hani Python'un dilini kullanarak yapacağınız şeyler de var ama bir şeyi araç üzerine çalışacaksa, gerçek zamanlı çalışacaksa yani C ve C, C++'dan başka bir seçeneğiniz olmuyor. Dolayısıyla C ve C++ pro programcıları aslında yani sizin firmanızda, ofisinizde ne olursa olsun, hangi yazılımla geliştirirseniz geliştirilsin, bunların aracının üzerine aktarılması bunlar C ve C++ programcılar yapıyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar her zaman büyük bir ihtiyaç oluyor burada. Ve bunlar mesela robotik bilmiyor olabilirler veya işte yapay zeka bilmiyor olabilirler ama sadece belli bir yani belli bir dokümanda ...iyice açıkladığınız bir, bir yazılımı açıkladığınız sürece... ...onlar mesela bu kodu yazabiliyorlarsa çok rahat iş bulabiliyorlar. Ee, ve temel tercih nedenleri bir kere şey... ...yani bellek açısından istediğiniz miktarda... ...yani araç üzerinde çalışırken ne kadar bellek tüketeceğini öngörebiliyorsunuz. Mesela bu çok önemli bir şey. İkincisi e gecikmeleri çok az. Mesela siz bir aracı kontrol ederken hız kontrolünü 20 Hz'de yapmanız lazım... Yani mümkünatı yok. Hiç, hiçbir dilde siz e, o e, yani bir dilde o hızla yaklaşamıyorsunuz. E, dolayısıyla e, bu dillerin özelliklerini bütün araçlarını öğrenmekle de zaman alan bir şey. E, o yüzden erken yaşlardan başlayıp evet, e, ayrı ayrı bir uzmanlık alanı oldu artık. Ayrı bir, bir uzmanlık alanı. Yok. Ya ben kendim için mesela ben biraz aslında ben lisanstayken hani bilgisayar mühendisliğe çift anadal yapmıştım. Benim aslında elektrik kontrol uh, birinci anadalımdı. Yani oradan kontrol biliyordum ama yazılım geliştirme becerilerim hep o zamanki yıllardan kalma. Yani 2000, 2002'li yıllarda aldığım derslerden kalma. Bu arada İTÜ mezunusunuz değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet evet. İTÜ, İTÜ 2002 girişliyim ben. Um, şimdi şey düşünüyorum hani ben doktor da yaptım. Orada daha çok algoritma falan tasarladım. Ama hep böyle geliştirim algoritmaları gerçek bir platform üzerine gerçeklemeye ihtiyacı oldu. Şimdi böyle olduğu zaman eğer sizin yazılım gelişme beceriniz iyi hep, hep birilerine muhtaç kalıyorsunuz. <laughs> ve o da çok böyle e, iyi bir şey Al Algoritmayı ben geliştireyim ama implementasyonu <laughs> başka ama... Alayım. İnsanların yani kafasında bu çok güzel bir ayrım. Hani birisi algoritma geliştirsin, birisi yazılım geliştirsin. Ama e, i̇kisi böyle olmuyor. İkisi olmuyor. Nasıl diyeyim? mesela Tesla'dayken isim de verdim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> otopilot mühendisi, otopilot yazılım mühendisi diye bir tanım var mesela. Orada otopilot takımına çalışırsanız. Şimdi iş ilanına baktığınız zaman hem diyor ki bir domainin uzmanı olsun. işte robotik bilsin diyor. Kontrol bilgisin diyor. Ama bu yetmez diyor. Yani sadece bu teorik bilgiyle orada iş bulmanız mümkün değil. Aynı zamanda mesela o mülakat sürecinde çok zorlu bir yazılım geliştirme mülakatı var mesela. Ben o mülakata daha daha yani firmadaki o mülakata davet edilmeden önce e, telefonda birkaç kez e, insan kaynakları ve takım müdürümle görüştüm ve daha sonra bana bir problem çözme e, şey C++'da bir problem çözmemi istemişlerdi. 6 saat sürmüştü. 6 saatin üstüne sürmüştü. onun, onun kodlamam. Ve siz o kodlama mülakatına geçemiyorsanız yani siz isterseniz Nobel ödüllü bir, yaz, bir araştırmacı olun. <laughs> sizi firmaya çağırmıyorlar. <laughs> yani, dolayısıyla e, bazı sektörlerde domain yani belli bir alanda işte uzmanlığınız olması önemli. Algoritma geliştirebiliyor olması önemli. Ama yazılım geliştirebilmek, araç üzerine çalışabilen yazılım geliştirebilmek çok kıymet verilen bir şey. Özellikle silikon vadisinde. Başka firmaları bilmiyorum ama ben dünyadaki başka yerleri bilmiyorum. Oradaki film çalışma yapıları biraz daha farklı. Ya burada çalışan kod üretebilen insan çok kıymet görülüyor ve çok kıymet veriliyor ve o insanların buradaki kariyer gelişimleri aslında diğer bütün insanlara göre çok daha böyle esnek. Siz iyi bir yazılımcı olduğunuz zaman hani network firmasında da çalışabiliyorsunuz, işte e, arama firmasında da çalışabiliyorsunuz, kamera firmasında da çalışabiliyorsunuz. Ama siz sadece ben işte robotikte şu konuyu biliyorum dediğiniz zaman hani bir işsiz kaldığınız zaman <laughs> robotikte çalışan o alanda çalışan çok sınırlı sayıda firma olduğu için biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ama iyi yazılımcılar burada hiç o sıkıntıları yaşamıyorlar. Hani bir firmadan çıkıp başka bir firmaya çok hızlı bir şekilde gidebiliyorlar ve bu da bence çok güzel bir bir kariyer seçeneği aslında. Sadece iyi yazılım geliştirerek çok ciddi paralar kazanabiliyor insanlar burada. Yani onu söylemek istiyorum. Avrupa'daki iş ortamını çok fazla bilmiyorum. oradaki yani orada çalışan arkadaşlarım var. Avrupa'daki çalışma ortamıyla yani Fransa'ya bazen gidiyorum mesela. <laughs> Oradaki mühendislerle mesela görüşme şansım oluyor. Oradaki çalışma ortamları biraz daha rahat geliyor bana sanki yani Amerika'ya göre karşılaştırdığım zaman. Bu biraz belki oradaki çalışma kuralları ile ilgili ol olabiliyor. Silikon Vadisi'nde biraz her şey daha çok zamana bağlı. Bazı şeyleri çözebiliyor olmanız yetmiyor. Onu o alanın çalışan başka bir rakip firma varsa ondan önce e, piyasaya sürmeniz lazım, pazara sürmeniz lazım. Bundan dolayı böyle çoğu şey çok kısa zamanda yapılmak isteniyor. Ama bu işi yaparken de mesela insanları çok çalışmaya teşvik edecek bazı böyle nasıl diyeyim yöntemler var. Mesela hisse olayı var burada çok fazla. Yani maaşınız var bir de maaşınıza ilave eden hisse veriyorlar. Yani bu hisse mesela eğer o çalıştığınız firma hani haftadan normalde tam zaman çalışmak 40 saat demek. Siz 40 saatin üzerine çalıştığınız zaman hani kendi özel zamanınızdan bir fedakarlık yapıyorsunuz ama o fedakarlık bir şekilde hisseyi yansıyabiliyor. ya. o firmalar çok başarılı olursa o aldığınız daha önce size vaat edilen hisseler çok böyle büyük paralar dönüşebiliyor. O yüzden buradaki insanların yapısı biraz daha böyle hani gerekirse çok çalışayım. E, ileride işler yoluna giderse çok para kazanırım falan şeklinde olabiliyor. Avrupa'daki insanlar biraz daha bana şey geldi hani ya, akşam beşten sonra kimse benim <laughs> epoktayla rahatsız etmesin falan tarzında. Hafta sonları da çok e, böyle hani çalışmak istemiyorum. ya Çok para kazanmayayım ama çok da stresim olmasın tarzında yaşayan insanlar olduğunu düşünüyorum biraz. Hmm. E, Amerika ise biraz daha böyle hani ya, özellikle silikon valisinde çalışanlar çok göçmen insanlar hani. E, kariyer açısından kendi ülkelerinde bazı fırsatları böyle hani çok iyi olmayıp buraya hani kendi açık kariyerlersen bir şeyler yapmak isteyen insanlara e, insanlar geliyor genelde ve onlar biraz daha böyle e, çalışmaktan gocunmuyorlar öyle söyleyeyim. Motivasyon daha yüksek motivasyon tutunmaya çalışıyor. Evet. Evet. Ya motivasyon olarak buradaki insanlara e, çok böyle farklı bir sebebi de olduğunu düşünebiliriz. E, bir kere şey var. Çoğu insan mesela genelde kendi kariyerinin özelini düşünüyor. Yani kendi kariyer kendi kariyerin gelişimini kendileri kontrol ediyorlar. Yani bir insana kimse burada sabah 8'e 9'da firmada ofiste olacaksın demiyor. İnsanlar çalışıyor. <laughs> Ve hep şey diyor. Ben bu firmadayım. Ben bu firmada ne kadar çok şey öğrenirsem ileride hani bir şekilde yeni bir iş aramak zorunda kalacağım zaman bilgilerim taze olsun. Markette benim şeyim olsun. Hani pazarlık yapabilme gücüm olsun diye çok kendi kendi yani kimse onlara bir şey söylemediği halde çok çalışmaya e, çalışan insanlar. Bir, bir böyle insanlar var. Hani insanlar kendi kariyerlerinin gidişatını kendileri çok e, kontrol ediyor. Hani bir firmaya böyle gitse o firmada işler çok yavaş yerleşse... ...bundan rahatsızlık duyuyor. Ya acaba ben burada bir şey yapmıyorum. Bir senem kayboluyor falan diyorlar genelde. Hemen başka firmaya geçiyorlar. Yani yüksek motivasyonlu insanları çalıştırmadığı zaman da onlar hani ne güzel işte hani hiçbir şey iş yapmıyorum, maaşımı alıyorum kafasında değiller genelde. <laughs> Benim burada kariyerim acaba istediğim hızda gitmiyor. Acaba bu firmada hani biraz daha kalsam iki sene evet. sonra bir şey yapmayacağım, bir şey yapmamış yani, olacağım. Aslında konforun artması bir rahatsızlık verici bir öğe. Gelişimin yeterli seviyede olmadığını düşündürüyor. Çok iyi Evet. Yani orada öyle bir yani bu, tarz, bu kafada çok fazla insan görebiliyorum. Hani bakıyorsunuz işte her şey rahat. Ya diyor ben burada kariyer gelişiminin çok hızlı olmadığını görüp başka firmaya geçiyor geçen insanlar oluyor mesela. O yüzden mülakatlarda hani iyi insanları getiriyorsunuz firmaya ama o insanları böyle meşgul edecek, onların e, ilgisini, motivasyonunu e, taze tutabilecek işler vermeniz lazım yoksa onların sahip olduğu yeteneklere talip olan çok başka firmalar da var. Evet. Ve ben burada şey söylüyorum mesela genelde arkadaşlara söylüyorum. E, Mesela firmalarda genelde 6 ayda bir performans değerlendirmesi olur. İşte size böyle yaptığınız çalışmalara göre... ...genelde sene başında ulaşmak istedikleriniz hedeflerin müdürünü de siz belirlersiniz. İşte ben şunları yapmak istiyorum, şunları yapmak istiyorum, şunları yapmak istiyorum. O hedefleri 6 ay sonra tekrar değerlendiriyorsunuz. Yani biz ne konuşmuştuk, neleri başardık. Ne ha, ona göre size bir performans değerlendirmesi oluyor. Ve bazen... Sizin böyle e, maaşınızın yüzde 15, yüzde 20 daha fazla performans bonusu veriliyor genelde. Ve bu insanları böyle çok çalışmaya teşvik eden bir şey. Ve 6 ay, bir senede siz bu de performans değerlendirmelerinden geçip, e, yani terfi olabiliyorsunuz. Yani bir senede iki senede terfi görüşmeleri yapabiliyorsunuz. İşte yani iyi bir firmadaysanız. Şimdi kendi firmanızda 6 ayda bir, bir ayda, e, bir senede bir performans değerlendirmesi ve terfi için görüşmeleri yapıyorsunuz. Ama silikon Vadisi'ndeyseniz diğer firmalarla her gün yapıyorsunuz. <laughs> Çünkü LinkedIn'den sürekli mesaj gelirse. <laughs> i̇şte şöyle bir proje var, şöyle bir imkan var, bizim firmamıza gelmek ister misiniz? Ve insanlar iş değiştirirken genelde kendi bulunduğu pozisyondan daha üst mertebe bir pozisyona geçiyorlar. Dolayısıyla kendi firmanızda 6 ayda bir, bir sene bir terfi görüşmeleri yaparken Silikon Vadisi'nde olduğunuz için başka firmalarla LinkedIn üzerinden her gün görüşme şansınız olabiliyor. Çünkü e, çok fazla firma yoğunluğu var burada ve onlar da hani siz atıyorum iyi bir C++ programcısı iseniz onların da mülakatını geçebili geçebiliyorsunuz. Başkasının da mülakatını geçebiliyorsunuz ve onlar da mesela kendi projeleri var, iş teslim tarihleri var. Dolayısıyla sizi yokluyorlar sürekli. Ya siz firmanızda şu anda bir seneden fazla kaldınız. Acaba e, değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Diye. Size sürekli e-mailler geliyor falan. Ve genelde insanlar burada iki sene fazla, iki üç sene fazla bir iş yerine çok fazla kalmıyor. Eğer terfi almazlarsa hemen başka yerlere geçiyorlar. Dolayısıyla buradaki çalışma ortamı biraz böyle. Yani bir insan bir firmaya gittiği zaman orada 10 sene, 15 sene falan çok nadir kalıyor. Genelde iki 3 sene bir e, <laughs> başka firmalara geçiyorlar. Bu geçiş nedeni sadece para amaçlı olmayabiliyor. Mesela kariyerlerinde büyüme fırsatları oluyor. Kendi çalıştığı firmada hani belki müdürlük bekliyor. O imkan kısa sürede gelmeyeceğini öngörüp başka bir yere geçebiliyor ve o projeler daha böyle motivasyonunu devam ettiren projeler. İnsanlar burada genelde hani boş kalmaktan çok hoşlanmıyor öyle söyleyeyim. Sürekli böyle bir yani herkes kendi kariyer kendi kariyer gelişimi kontrol ettiği için sürekli işte başka bir firmaya geçersem orada hani daha büyük sorumluluklar olabilirim ya daha ilginç projelere çalışabilirim. Ee, bir, belli bir süre kurumsal firmalarda çalışıyor insanlar. Daha sonra startuplara geçiyorlar. Startuplar çok öyle başlıyor mesela. O startuplar iki sene çalışıyor. İki sene çalışırken sonra başka firmalara geçiyorlar. Çünkü o iki senede o startupta çalıştığı zaman belli bir hissesini almış oluyor genelde bir ürünün çıkması ve bir startup'ın başarılı olup olmayacağını insanlar 4 senede anlayabiliyor. Ama ikinci seneden o firmanın nasıl devam edip edebileceğini görebiliyorsunuz. Ona göre bazıları kalıyor, bazıları devam ediyor. Yani çok iş, iş değiştirme açısından çok dinamik bir ortam var diyebilirim burada. Avrupa'da bu böyle mi bilmiyorum. Bunun nedeni de belki şey olabilir. Hani burada işten ayrılmak ve işe girmek çok böyle nasıl diyeyim yani firma sizi işten çıkardığı zaman herhangi bir tazminat ödemiyor. Genelde hani kibar olması açısından belli bir böyle ayrılık paketi diye bir şey veriyor mesela. Hani birkaç sene çalışmışsanız birkaç aylık maaşınızı veriyor. Sigortanızı belki altı ay devam ettirebiliyor Ama genelde bir kanun olarak hani bir tazminat ödemesi gerekmiyor ve iş sözleşmeleri genelde her iki taraf beraber çalışmaya hızası olur. Her, her an bitirilebilir bir sözleşme şey. <laughs> söz konusu. iki taraf için de anladığım evet, kadarıyla. Evet Yani fir firma diyor ki ben size iki taraf için olduğu <laughs> konusunda ben katılmıyorum. Çünkü birçok insanın vizeleri çalıştığı şirkete bağlı oluyor Amerika'da. Ve kolaylıkla başka şirkete geçemiyorlar. Özellikle büyük firmalarda çalışıyorlarsa küçük firmalar o insanların vizelerini büyük firmaların desteklediği gibi destekleyemiyor. Ve birçok evine dönmesi gereken insan var yani bu yüzden. Ama o okullara da biraz değinebilir. Mesela son zamanlarda işten çıkarmalar oldu mesela. Ona da değinebiliriz. genelde Kaliforniya'dan bahsedeyim. Yani bu eyaletlerden eyalete değişen de bir şey aslında bu iş, iş sözleşmeleri. Kaliforniya'da hani iş sözleşmeleri at will şeklinde. Yani iki tarafın birbiriyle çalışmaya rızası olduğu sürece geçerli. Birisi kabahatsiz bir şekilde ben artık çalışmak istemiyorum diyetleri de değilse o sözleşme geçerli değil. Hmm. Dolayısıyla firmalar hani e, böyle hızlı bir şekilde sizi işten çıkartabiliyor. ve bazı tazmin, tazminat dediği zaman böyle sanki kanuni bir zorlukmuş gibi ama genelde severance package deniyor. Yani burada hani işten ayrılırken böyle işte birkaç sene bizimle çalıştın. Hani bir sonraki işini bulana kadar ki o süreci idare etmen için biraz böyle bir yardımcı destek paketi gibi düşünmek lazım aslında. Hmm. Ama buna karşın İnsanlar bir firmada böyle yarın yokmuşçasında falan çalışıyor. Kararlar alıyor ama ertesi gün bakıyorsunuz başka bir firmaya geçmiş olabiliyor. <laughs> Ve bu da kimse, ya, kimse çok da yadırgamıyor aslında. Ben birkaç firmayla görüştüm mesela. Bazı firmalar hani e, çalışmaya karar verdim. Benim mülakata alan, beni işe alacak takım müdürü. Ben işe başladığımın iki gün öncesinde ayrılmış firmasın, firmalar mesela. <laughs> ya böyle şey, şeyler olabiliyor. olabiliyor burada mesela gocunma yok çok fazla hani bu iş o, buradaki oyunun kuralı bu İyi yetenekli insanların talepçisi çok oluyor dolayısıyla o insanları memnun etmek için firma tutmak için firmanın da e, başka araçları geliştirmesi lazım ve bu e, bu araçların en önemlisi hisse hisse olayı hisse konusu bizimle beraber 4 sene çalışmaya devam ederseniz size şu kadar hisse vereceğiz ...dörtte biri bir senenin sonunda yatacak... ...ondan sonra her üç ayda bir... ...PDRP yatacak falan bu gibi... ...şeyler oluyor. Bir sene sonunda firmayla çalıştığınız zaman... ...size performans değerlendirmesi olarak... ...biraz nakit para veriyorlar... ...ama buna karşı hisse de veriyorlar mesela... ...dolayısıyla siz firmadan ayrılmak istediğiniz zaman... ...sizin firmadan daha önce var edilmiş... ...fakat yatmamış pek çok hisseniz oluyor... ...dolayısıyla şey diyebiliyorsunuz... ...ya ben bu firmadan ayrılırsam... işte ...atıyorum şu kadar bir miktar hisseyi... ...ben firmada bırakmış olacağım... Bu aslında oradaki çalışanı firmada kalmaya ikna eden bir unsur oluyor aslında. Ama eğer bir firmada çalışıyorsanız, hisse yoksa, maaşlarınız düzgün artmıyorsa, o anda sizin başka bir firmaya geçme için bir nedeniniz yok. Yani kal kalmanız için bir nedeniniz yok. Diğer firma size maaşınızın %20'sini, %30'unu daha fazla vereceğine vaat ediliyorsa... Ee, siz şey dersiniz yani ben kendi firmamda bir sene kalsam, iki sene kalsam ne kadar bir gelirim olacak? Diğer firmaya ne kadar bir gelirim olacak? O zaman çok rahat işe 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 iş değiştirme kararını veriyorsunuz ve yasal olarak iki hafta öncesinden söylemeniz yeterli. Hani yaptığınız iş ne olsa olsun o yaptığınız dokümanlar yarım kalsa bile hani çok çok bir e, yasal bir sıkıntısı yok. iki haftada izin veriyorsunuz, söylüyorsunuz. Ben işten ayrılma tarihim bu. O da firma mesela hani belki sizi başka yerlere görüştürüp bilgi aktarımında kullanabilir falan. Ama çok da böyle bir yadırganacak bir durum değil. Yani insanlar e kendi, kari, kendi kariyer gelişimleri uğruna çok hızlı işleştirebiliyor ve bu, bu, da çok olağan görülen bir şey. Yani bir böyle bir kalp kırıl kırılması falan tarzı gönül koma gibi bir şey yok aslında çok fazla. Çok rahat işleştirebiliyorsunuz. İşsiz de kalabiliyorsunuz ama genelde buradaki insanlar biraz böyle şey ee, iyi mühendisler olduğu için çok rahat iş bulabiliyor genelde. Yani belki aynı maaşlarda aynı özelliklerde, aynı projelerde olmayabiliyor ama bir şekilde hani işsiz kalmıyor kolay kolay. Yani yetenekli, yetenekli olduklarını varsayarsak. <laughs> evet ve be, be, belirli bir beceri seviyesinde olduklarını varsayarsak. Evet. evet belirli... Yani biraz buradaki, yani özellikle son zamanlarda Türkiye'den yazılımcı arkadaşlarımız böyle yani yurt dışına iş yapmaya çalışıyorlar. Kimileri Avrupa yapıyor, kimileri Amerika yapıyor mesela. Yani iki, firma, iki, iki ülke arasında yani ABD'deki ABD'deki iş kanunları mesela yani şey değil yani sosyal devlet işte böyle hani işinizi işten ayrıldıktan sonra firma sizin işinizin maaşınızın belli bir yüzdesini belli bir öyle, öyle kurallar çok fazla yok. Onlar Avrupa'da varmış diye biliyorum duydum mesela. Ama Amerika'da biraz daha böyle nasıl diyeyim serbest. çok fazla daha bir serbestlik var. Genelde şey yani e, çalışmaktan yani sürekli çalışmanız gerekebiliyor aslında. Hani biraz birikiminiz de varsa hani iş değiştirirken bir iki ay zaten firmaların maaşınız devam ediyor ama o sırada o bir iki ayı böyle bir sonraki işinizi bulmakta kullanmanız daha mantıklı. Böyle ben izne çıkayım dinleneyim falan diye değil de daha çok böyle bir sonraki işinizi ayarlarken kullanmakta e, faydalı olabilir. Avrupa'da işten çıkarılma olduğu zaman firma maaşınızın belli bir kısmını belli bir süre ödüyormuş mesela yas yas yasal gereği. Yani orada belki iş, iş değiştirirken daha kolay olabilir. Ama oradaki maaşlar da Amerika'ya göre düşükmüş diye duydum. Çok fazla vergi e, alınıyor diye duydum. Hani her her yönüyle mükemmel bir ortam yok. Hem çok para kazanayım hem de iş garantim olsun pek yok. Hem iş garantisi olsun hem de maaşım yüksek olsun, vergiler az olsun o da yok çok fazla. Hani böyle e, herkesin çalışma tarzına uygun farklı ortamlar diyebilirim bence. Amerika'dakiler biraz daha böyle kendi başına e, çok fazla projelere çalışırım. Çok önemli projelere çalışırlar, Yüksek bir maaşım alabilir ama işten de çıkarabilir. Ama olsun ben yine kendi başımın çaresine bakabilirim. Kafasında olan insanlar. Bir de genel ee, olarak burada kazanan her şeyi alır diye bir şey var kültür var hocam burada. Hani winner e, gets all. Evet yani biraz böyle hani kendi başınıza böyle meydan okumayı isteyen bir yapınız varsa Amerika biraz daha uygun hani. Çünkü mülakatlara girerken e, dünyanın her yerinden insanlar başvuruyor o işlere. Burada göçmen insanlar var mesela Hindistanlısı var Çinlisi var ve hepsi alanda iyi olan insanlar onlara rekabetiniz lazım ama işte ben çok rekabet etmek istemiyorum hani iznim de olsun çok fazla para kazanmak da istemiyorum hani biraz daha böyle iş iş aile ortamı dengesi olsun diyorsanız belki Avrupa daha iyi olabilir ama şey de görüyorum bizim bizim arkadaşlarda hem Avrupa'ya gidip hem de maaşların düşük olmasından yakınıyorlar bazıları mesela şikayet ediyorlar. Ama oradaki ortamın öyle olduğu biliniyor zaten öncesinde. Hani biraz böyle hem oyunun kuralını bilip hem de oyunun içine girip oyuna şikayet etmekten şikayet etmeye benziyor bence. Yani Türkiye'den, isteyen... Türkiye'den gelen yazımcı sayısında bir artış gözlemliyor musunuz? O son 3 sene itibariyle ya da son 3-4 sene itibariyle sizin dikkatinizi çekiyor mu daha fazla Türk geliştirici yazılımcı Amerika'ya geliyor mu çalışmaya yoksa yani ben şunu söyleyebilirim aslında ya yani ABD'ye gelip gelmediklerini bilmiyorum ama ben hep Türkiye'ye gittiğim zaman arkadaşlarımın artık Türkiye'de yaşamadığını fark ediyorum. <laughs> her her yaz geliyorum mesela bir arkadaşım e Almanya. Türkiye'den çıkış var ama nereye giriş var olur. <laughs> ya onu, ya Türkiye'de olmadıklarını görüyorum. Çünkü ben geldik zaman mesaj atıyorum. Ya diyorum işte bir görüşelim falan. Ya ben Almanya taşındım falan. Ne zaman oldu bu? iş 6 ay önce. 6 ay önce oldu falan. Hollanda'ya giden arkadaşlarım var. Yani Türkiye'den kendi dönemimden çoğu arkadaşım bir şekilde yani Türkiye'de olmadıklarını biliyorum. 2-3 öncesi, iki, sene öncesine göre bu daha fazlaydı. ABD'ye gelmek biraz daha zor. Ee, bu da şeyden kaynaklanıyor biraz. Yani buradaki işleri Türkiye'deki mühendisler yapamıyor değil. Yani buradaki işleri yani Türkiye'deki insanlar buraya gelse yazılım meclileri iyi. Buradaki işleri kotarabilir. Fakat çalışma vizesini falan almak biraz daha zahmetli burada. Çünkü e, buraya bayağı bir insan gelmeye çalışıyor. Gelmeye çalışınca da tabii firmalar biraz daha böyle e, avantajlı durumunda. Hani vize size sponsor olacağız ama işte maaşınız daha düşük olabiliyor. Ve bir de çalışma Çalışma vizesinde belli bir süre kalmanız lazım. Eğer firma değiştirirseniz o süre tekrar sıfırlanıyor falan. Hani vizeyi bir pazarlık unsuru olarak mı kullanıyorlar? Evet. evet. Yani o, o, öyle bir e, öyle bir durum var burada. Hani buradaki ee, nasıl diyeyim? Ben mesela öğrenci olarak geldim. çalışma vizesi f di mesela. Benim bu vize altında üniversite dışındaki bir yerde çalışmamam mümkün değildi. Ee, dolayısıyla bu öğrenci vizesinden çıkıp daha sonra çalışma vizesine geçip oradan işte daimi oturum izni, bu yeşil kart dediğimiz şeyi al, 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 alana kadar belli bir süre geçmesi lazım. O sürede tabii pazarlık yapma şansı çok fazla olmuyor. Yani siz ABD'de kalmak istiyorsunuz. Çalışmaya ihtiyacınız var. bir firmanın size sponsor olması lazım. Vizenize vermesi lazım. Hani firma mı size daha çok muhtaç, siz mi firmaya daha çok muhtaçsınız? O aşamada hani çalışan olarak siz belki daha çok muhtaç olabiliyorsunuz. Dolayısıyla firmada bunu avantaj olarak kullanıyor ülkeler. Çünkü o firmada çalışmak isteyen çok fazla göçmen var. Ama siz yeşil kartınızı aldıktan sonra yani herhangi bir çalışma vizesine ihtiyaç kalmadığı zaman siz de artık böyle hani bir firma size düşük maaş verdiğiniz zaman başka bir firmaya geçiyorsunuz. ve daha iyi olabiliyor. Yani ABD gelirken ilk 5-6 sene belki 7 seneyi çok fazla yani biraz sıkıntılı olabilir ama çok da şikayet etmemek lazım. Çünkü kendinizi bu ortama siz sokuyorsunuz öyle söyleyeyim. <laughs> Eğer e, e, daha kolay istiyorsanız bazı ülkelerde mesela benim bildiğim Kanada'da da mesela bu daimi oturum izni almak çok daha kolay. Orada 2-3 sene kaldıktan sonra o e, daimi oturum izni almak mümkün. Avrupa'da e, çalışma izni almak çok daha kolay çünkü çok fazla ihtiyaç var. Ama Amerika için biraz daha zorlu. Zorlu olması hani insanların teknik becerilerinin iyi olmasından değil. Yani oradaki kurallar var, bir de bir rekabet de var biraz. O yüzden biraz daha böyle e, sıkıntıya göğüs gelmek gerekiyor. İlk birkaç sene sonra. E, en büyük kilometre taşı da o daimi oturum iznini aldığınız zaman o biraz daha böyle kafanız rahat oluyor. Yani bir firmadan ayrıldığınız zaman hemen birkaç ay içerisinde başka bir iş bulayım falan o stresi yaşamıyorsunuz. E, ama o bazı ülkeler, bazı ülke vatandaşları için yeşil kartı almak bile sıkıntı. Özellikle mesela Hindistan'dan gelen arkadaşlar var mesela. Onlar e, yani yeşil kart başvurusu yaptığı zaman bir vize numarası bekliyorlar. O vize numarası beklemeleri 10 sene falan sürüyor. Hmm. <laughs> çok fazla çok fazla insan olduğu için. O arkadaşlar için hayat biraz daha zor diyebilirim aslında. Çünkü çok fazla e, bekliyorlar ve bir ülkede yaşıyorsunuz. Orada böyle 10 sene boyunca hani orada kalıp kalmayacağınız belli olmayınca hayat kurmak zorlaşabiliyor. İşte ev mi alacaksınız almayacaksınız o tür şeyleri vere, veremiyorsunuz. Türkiye'den gelen arkadaşlar için böyle bir sıkıntı yok. Yani bizim bizim ülke vatandaşlarının ABD'de yani çok fazla bir nüfus olmadığı için e, vize başvurusu olduğu zaman hani 6 ay, 1 sene içerisinde e, çok hızlı bir şekilde mülakatlara girebiliyorlardı. Yani en son böyleydi. Şimdiki durum bilmiyorum nasıl. Ee, belki biraz daha değişmiş olabilir. Doktor <laughs> hocam genel, ben bir... olarak göçmen, göçmenlik, yani göçmen olarak bir hayat, hayatınızı başka bir ülkede devam etmek istediğiniz zaman ilk 5-6 senesini bence çok böyle e, nasıl diyeyim... Beklentileri çok mi? yüksek tutmamak gerekiyor. Biraz da sıkıntıya... E, sıkıntıya şey gerekiyor. yapmak lazım. Yani göz gelmek lazım. Çünkü e, ...kimse size gelin buraya demiyor öyle söyleyeyim. Siz hatta çok böyle... E, ...işte dil sınavlarına girmeniz gerekiyor... ...ne bileyim vize başvurularına girmeniz lazım... ...bir de gelirini belli lazım... ...aslında sizden çok fazla şey istiyorlar... <laughs> ...ve siz onları veri, veriyorsunuz... On, onlar ...onlardan aslında biraz nasıl diyeyim... ...izin istiyorsunuz. Hem böyle bir sürece girişip... ...hem de şikayet etmeyi ben çok fazla tutarlı bulmuyorum açıkçası. Ama insanların çektiği sıkıntıları anlayabiliyorum... Hani belli bir yaştan sonra özellikle son zamanlardaki yazılımcı arkadaşlar biraz e, orta yaşlarda oluyor. 30 yaşın üzerinde oluyor. O yaşlardan hani göç etmek, aileyi taşımak, işte çocukları falan biraz sıkıntı, strese neden olabiliyor. O yüzden hani göç etme niyetiniz varsa veya başka bir ülkede bir yazılım geliştirme tecrübesi elde edeyim diye bir hevesiniz varsa yani 20 20'li yaşların başında veya ortalarında yapmak çok daha mantıklı. Çünkü o 5-6 seneyi 20'li yaşlardayken Göğüsü Yaşamak de... daha kolay. Evet. Darko oluyor. Ben de 25 yaşında geldim Amerika'ya. Yani 2009'da gelmiştim. O zamanlar hani okuldayken çok böyle e, çok yüksek maaşlar almıyorsunuz zaten öğrenci olarak. Ama o da çok fazla böyle e, canınızı sıkmıyor. Rahatsız sitmıyor. etmiyor. Evet. Rahatsız etmiyor. Evet Doğukhan, bir şey soracaksınız. Teşekkürler bu arada açıklamalarınız için. Ben bir son soru sorabilir miyim? Tabii ee, ki, biraz kısa bir soru. Ee, daha önceden konuşmuştuk, ee, işte robotikte veya işte aviyonikte iyi bir yazılımcı olmak için yazdığımız alg algoritmaları çalıştırılabilir bir ortamda deploy etmemiz lazım. Deploy için nasıl bir Türkçe terim kullanıyorsunuz bilmiyorum ama Yerle yerleştirme. E evet. Ee, Nisbeden robotik konusunda bence bu kolay çünkü bir sürü açık açık kaynak e, robotik kütüphanesi var. E, evimizde robotları kabloları birbirine bağlayıp e, kendimiz e, inşa edebiliyoruz, onları deneyebiliyoruz. Bir sürü simülasyon ortamı var e, yine açık kaynak ama avionik tarafında kurumsal yazılım altyapısına sahip olmadan yazılım geliştirmek bana neredeyse imkansız gibi geliyor ee, bu konuda tecrübe edinmek isteyen biri e, bu şirketlerden birinde olmadan ne yapabilir ya <laughs> ya biraz e, robotikteki cemiyetin açık kaynak e, yazılıma önem vermesinden kaynaklanıyor aslında hani oradaki insanlar biraz yazılım araç gelişlerini paylaşmayı daha böyle e, açıklar. O yüzden robotik alanında ilerlemek kolay. Havacılık alanında biraz daha zor çünkü yani internetten baktım bu işte DO-178C dokümanını satın almak bile 200 dolar falan herhalde. E, o yani bir, bir tane işte PDF falan onu almak istiyorsunuz. Onun bir maliyeti var. Açıkçası havacılık alanında <laughs> Birebir olmasa bile bence e, özellikle kontrol alanında çalışmak istiyorsanız MATLAB Simulink ortamında falan e, kontrol tasarlamayı öğrenebilirsiniz. O okullarda biraz görece daha şey e, lisanslı alınabilen bir araç, e, endüstride biraz daha pahalı oluyor. Ama bunun dışında hani böyle gerçek zamanlı işletim sisteminde kod yazma tecrübesi olsun diyorsanız orada biraz sıkıntılar var. Mesela benim aklımda olan mesela Integrity diye bir şey var. İşletim sistemi var mesela. Evet. Onların lisansları pahalı ve bulmak da zor. Veya işte vxworks evet. e, vardı, QNX vardı. Evet. Belki Linux'un böyle gerçek zamanlı hmm, yaması var. Gerçek zamanlı e, evet. Gerçek, artı bir, bir gerçek zamanlı yamasını e, indirip, evet. böyle e, o işletim sistemleri nasıl çalışıyor, onlar e, yapı olarak nasıl, o, o konu belki tecrübe edilebilir. Yani bunlar para para harcamadan yapabileceğiniz bazı şeyler. Evet. Yani genel genel olarak dil olarak mesela C, C++, dillerini öğrenmeniz lazım. Önce bunu öğrenmek lazım. Daha sonra açık kaynak belki Linux'un gerçek zamanlı olanını üzerine bazı yazılım geçmek lazım. Bu böyle e, C ve C++'da kod yazmak istediğiniz zaman öğrenebileceğiniz araçlar. Bunun dışında eğer kontrol uygulamaları yapacaksınız, belki Matlab Simulink üzerinden e, bazı uygulamalar geliştirebilirsiniz. Eee Airbus'ta biz yani biz çok fazla şeyi kullanmıyoruz aslında. E, yani model tabanlı bir yazılım geliştirme ortamı var ama e, Matlab ve Simulink sertifiye edilebilir kod üretebiliyor bazen. Ama onu çok fazla kullanmıyoruz çünkü ticari şeyleri biraz daha pahalı bunların. Ama okullarda hmm. mesela bu çok yaygın çünkü oradaki bazı kontrol tasarımlama kavramlarını çok daha kolay öğretiyorlar. Hmm. Hani bunun, bu araçları biraz bilip daha sonra eğer bir havacılıkla ilgili firmaya girerseniz oradaki diğer araçlara daha hızlı daha kolay bir geçiş yapabilirsiniz bence. Ama Abi. genelde havacılık biraz kısıtlı. Yani biraz üzülerek söylüyorum. Havacılık biraz kısıtlı. Dokümanlara erişilmek biraz zor. Artı yazılım araçları lisanslı öğrenci sürümde de yok çok fazla. <laughs> o da biraz nasıl yani. diyeyim sıkıntılı biraz. Ama bu biraz havacılıkla ilgili bilgilerin kıymetli olmasından kaynaklanıyor. Mesela ben Türkiye'ye ziyarete geldiğim zaman laptopumu götürme diyorlar bana. Laptopu, iş laptopunu bırak diyorlar buraya. Ülkeden dışarı çıkarma. Ben diyorum iletişim nasıl alacağım? Bilgisayar bilgi işlem bana sıfır başka bir laptop veriyor mesela. <laughs> orada mesela <laughs> hiçbir dokümanım yok mesela orada. Evet. Buradaki işlemler biraz biraz daha kısıtlayıcı. Evet, ben de öyle tahmin etmiştim. Yani firmalarda firmalar mesela bir şeyleri paylaşmaya e, istekli olsalar bile bazı kanunlar var mesela. Mesela Amerika'da e, ihracat kontrolü kanunları var. İşte ITAR denildiğimiz böyle e, kısıtlayıcı kanunlar var. İşte böyle belli başlı donanımları, yazılımları falan ülke dışına çıkartamıyorsunuz. Hani kafanızda olanlar hani duruyor orada da bilgi olarak. Evet, Ama ona engel yok yani yani onlar tarif. duruyor. Ama ee, şeyi böyle, bir öyle. bilgisayar fiziksel olarak götürdüğünüz zaman ya farkında olmazsanız bile ciddi ceza yer, yani cezai yaptırımlara karşı karşıya kalabiliyorsunuz. O yüzden buradaki firmalar o konuda çok hassaslar. Yani siz firmadaki laptopunuzu Türkiye'ye götürüp dedim hani orada bir e-mail bile okusanız o biraz böyle bilgi ihracatı gibi bir şey değerlendiriliyor. Hani siz işte firmanın veri tabanından bir, bir şey indirdiğiniz gibi oluyor. O yüzden bize o eğitimleri falan veriyorlardı hani. Siz iyi niyetli bir insan olabilirsiniz. Bazı şeyleri hani sırf bilgi kaçırmak niyetiyle yapmıyor olabilirsiniz ama şu şu şeyler bilgi transferi gibi görülebilir. Dikkatli olun. İşte farkında e, olmadan yani, kuralları farkında olmadan şey bazı kuralları ihlal edebilirsiniz. Hani o hem firmayı sıkıntıya sokar hem sizi sıkıntıya sokar. O yüzden hani işte e, tatile gideceğiniz zaman iş laptopunu götürmeyin firma gerekirse size kiralık işte 3 haftanın bir ayında böyle temiz üzerine hiç bilgi olmayan bir laptop verebilir. Ben <laughs> yani bu tür uygulamaları falan var ama bu da şirketlerin konu. Yani havacılık biraz havacılık ve uzay çok kısıtlı açıkçası bilgi gelişimi açısından Strate stratejik göreme sahip olduğu için. Ya ben yani. annem babama söylemiyorum ne iş yaptım öyle söyleyeyim. <laughs> yaz yaz Yazılım geliştiriyorum işte evet. O benim, yani, onlar beni Amerika'da mühendis sanıyor. <laughs> <laughs> Mühendislik kısmı doğru oluyor. Mühendislik yapıyorum ama <laughs> yani, ne yap? Çok fazla söylemiyorum açıkçası. Evet. Ben son olarak bir şey sormak istiyorum. Ee, şimdi belki takip ediyorsunuz. Her e, uzun süredir siz de C++'da iç içesiniz. Her birkaç senedir bir C++ öldü. C++'ın yerine böyle bir dil gelecek. <laughs> biraz da kasıtlı olduğunu düşündüm. Bu, bu, tür söylemler yayılıyor. Genç arkadaşlar da bunlardan etkilenebiliyor. Her ne kadar ben eğitimlerimde C++ dilinin ekosistemini, kullanıldığı alanları ayrıntılı bir şekilde anlatsam da konuya uzak kişiler gerçekten böyle bir algıya kapılıyorlar. Bu konuda bir şey söylemek ister misin? C++ ölüyor mu gerçekten? <laughs> ya dilin gelişlediğini görebiliyorum. Hani ben... E ben de kendimi yenilemek zorunda kalıyorum. Hani işte 11. 20. işte sürümleri falan takipmeye çalışıyorum. Değiş, değişik, değişik kanal oluyor. Bir, bir, kere şey um, uygulama domainini bellemek lazım. Eğer gerçek zamanda çalışan bir kod bir yazılım düşünüyorsanız ve işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyorsa, ya bu sadece havacılıkla ilgili değil mesela oyun motorları var mesela işte simülasyon sistemleri var mesela bunların hepsinin böyle gerçek zamanında çok büyük çok fazla iş iş, iş, iş yapması lazım. Hani böyle bir domainde çalışacaksanız bu iki dil hali yaygın kullanılıyor ve e, şu anda artık bu dille ilgili proje geliştirmeyecek deseniz bile daha önce geliştirilmiş bir sürü projelerin kodlarının bakımı için hala bu dilleri bilen ihtiya insanlara ihtiyaç duyulacak. O yüzden ben dilin öldüğünü falan zannetmiyorum ama e, gidip de böyle web tasarımında ya da yani programların çok farklı bir domaininde çalışacaksanız belki C, C++, o domain için uygun bir dil olmayabilir. E, o farklı bir şey. Ama havacılıkta, robotikte, otomotivde e, donanıma yakın bir yazılım geliştiriyorsanız ve geliştirdiğiniz yazılımın çalışma zamanında ne kadar bellek tüketeceğini ve her işlemin ne kadar sürede hesaplanabileceğini yani bu tür zaman kritik şeylere ihtiyacınız varsa yani C ve C++ dilinden başka bir seçenek yok açıkçası. O yüzden ben bu yani fiziksel dünyada hareket eden nesneler olduğu sürece <laughs> bu dillerin, bu dillerin... Kullanılacağını tahmin, yani düşünüyorum çünkü e, o dilleri hareket eden e, kontrol sistemleri yani başka sistemler e, artık hepsi dijital ve onların üzerinde çalışan yazılımları hep C, C++, dilleriyle geliştiriliyor. E, bugün gördüğünüz arabada yüzlerce sensör var, içinde yüzlerce küçük bilgisayar var ve bunların üzerinde hep gömülü yazılımlar koşuyor ve bu yazılımların hepsi de C ve C++ çalışıyor aldığınız buzdolabında ne bileyim işte e, evinizdeki televizyonda her yerde e, elektronik cihazlar çalışıyor ve bunlar e, daha böyle e, akıllı hale gelmeye başladığı zaman yani daha böyle yazılım daha fazla yazılım çalıştığı zaman hep bu yazılımlar gerçek zamanda çalışması lazım ve bunlar genelde C ve C++ dillerinde yazılıyor. O yüzden hani benim gördüğüm e, fiziksel dünyamızda daha çok böyle hareket eden elektronik şeyler görüyorum. Mesela dronlar var. Ne bileyim e, ee, geçen bir hocamızla yemeğe gitmiştik. Orada bir robot e, garson vardı. Yemeklerimizi o götürüyordu mesela. <laughs> yani böyle uzamalar e, yaygınlaştıkça bu araçlar üzerinde kod yazacak insanlara ihtiyaç olacak. Ve şu andaki sistemde e, bu iki dile çok hızlı, yani çok yaklaşan yani performans açısından yaklaşan e, dil göremiyorum yeni diller geliştiriyor mesela firmalar kendi işlerini başka diller geliştirebiliyor. Ama bunlar onlar kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmış diller oluyor. C ve C++ biraz daha genel amaçlı. Yani e, gömülü sistemlerde gerçek zamanda çalışmak için yani verimli, verimlilik gerektiren koşullarda çalışmak için tasarlanmış diller. Şeyi kabul edebiliyorum hani bu dilleri öğrenmek biraz daha zaman alıyor. Bu dillerde uzman olmak biraz daha zaman alıyor. Ama getirisi de var. Ya Onda getirisi de var. Yani e, iş ilanlarında C++ programcısı arıyorum diye ayrı bir şey çıkıyor mesela kategori çıkıyor mesela. Bu mes bu mesela iyi bir şey. Hani nasıl diyeyim? Kolay işin talibisi çok olur. Yani evet. Orada rekab orada farklı bir rekabet var. Ama siz belli bir alanda uzmanınız olduğu zaman hani bir sürü firmadaki işte A programı, işte ne, network programı, ne bileyim ve işte web programı gibi işlere başvurmuyorsunuz ama sizin alanınız her zaman e, olabiliyor. Oradaki rekabet biraz daha az olabiliyor aslında. Hani belki alan da küçük ama o alanda rekabet o bildiğin... az. Evet yani e, şeye benziyor. Mesela tavla oynamakla e, satranç oynamaya benziyor bence. E, tavlanın kuralları biraz daha kolay <laughs> ve herkes tavla oynayabilir ama Satrancın kuralları biraz daha fazla ama e, tava turnuvaları böyle milyon kazandırır mı öyle söyleyeyim. Yani satranç turnuvalarında e, iyi, iyi satranç oyuncuları mesela hani yetişmeye biraz daha uzun süre ama oradaki ödüller de farklı. Ben genel olarak e, insanların bu dilleri öğrenirken acaba iş bulabilir miyim, iş bulamaz mıyım diye değil de bu dillerle gelişler uygulamaları sevip sevmediklerine e, bakmalarını tavsiye ederim. Yani siz bu dilleri öğrendiğiniz zaman e, uçaklardaki kontrol yazılımı da geçebilirsiniz. E, SpaceX'in roketlerini indirebilirsiniz. Veya işte ot otonom sürüşte otonom araçlar da geçebilirsiniz. Yani bu, bu uygulamalar hoşunuza gidiyorsa bu dilleri öğrenir. Ama siz işte programlama alanınız olarak işte web programlamadır ya da ne bileyim işte başka alanlarda çalışmak istiyorsanız o, o alanlarda da çok iş var. O alanlarda da çok güzel kariyerler yapabilirsiniz. Ama o alanları, o anlarda hani nasıl diyeyim e, iş yapmak için bu dilleri öğrenmesi gerek yok bence. Veya o alanlar için özel olarak tasarlanmış diller var. Onları öğrenmek daha mantıklı olabilir. Biraz da şey de var. E, ben bu dilleri öğrenirken böyle hemen bir iki senede çok para kazanayım diye beklenti içine girmemiştim. Yani bu diller güzel öğreneyim. İşte doktora da yapayım. Arada bir zamanım da alayım falan. Biraz uzun vadeli düşünmüştüm. Ee, eğer böyle çok kısa zamanda hızlıca bir şey öğreneyim, ondan para kazanayım diyorsanız belki başka diller, başka uygulamalar daha mantıklı olabilir. C++ bence biraz maratona benziyor. Yani C ve C++ dillerinde bir şeyler öğrenmek biraz maratona benziyor. Ve kariyer imkanları olarak da ben e, kötü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani e, özellikle otonom, otonomiyle ilgili projeler yaygınlaştıkça bu alandaki e, iyi Yaz, yazılımlara da ihtiyaç duyuluyor. Ben ben kardeşim, okula yeni başlayan kardeşime C ve C++ plus plus öğrenmesini tavsiye ediyorum. Öyle <laughs> söyleyeyim. Hatta arada bir beraber kodla izliyoruz. Bu arada ee, hangi okul diye sorsak, hangi bölüm en azından? Y Yeditepe'de okuyor şu anda. Yeditepe Üniversitesi'nde e, bilişim teknoloji. Mi? teknolojisi. okuyor. Ee, benden mi kaynaklandı bilmiyorum ama yazılımla biraz ilgisi vardı. <laughs> Ben de şey dedim hani e, bu alanlarda çalışabilirsiniz. Biraz böyle ya yani eski, eskiye göre hani bizim zamanımızda böyle kaynak sıklığı çok fazla yoktu. Yani mesela Kan Hoca bir kitabı vardı. <laughs> Onu aldım <laughs> hatırlıyorum 20 20 yıl önce. İnternette kaynak bulmak çok sıkıntı. YouTube falan yoktu mesela. Yani bir kısıtlı kaynaklarla çok fazla böyle başımız ağrımadan hani onu öğrene öğrene gidiyorduk. Şimdiki gençlerde biraz böyle kaynak bolluğundan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor aslında. Hem hem bir hem bir avantaj hem de bir dezavantaj. Çünkü çok fazla şey Yetiretme var. problemi var. Evet. Yani orada iyi kaynak hangisi onu anlamak zorlanıyorlar. Artı bir de ya şu dil çıkmış, bu dil çıkmış, bunu da öğreneyim, bunu öğreneyim falan diye. Yani aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışmaktan aslında hiçbir şey yapamıyorlar. Evet. O kısımda çok zorlandığımı fark ettim. Hani ya şunu öğren. İ i̇ki hafta sonra başka bir şey yok. Şunu şunu öğren. Bu, bu Bunun için altı ayını harca falan. O tarz böyle bir e rehberlik etmekle biraz sıkıntı yaşadığımı e fark ettim. Bu da günümüzdeki bu kaynak bolluğundan kaynaklanan bir şey aslında. Yani çok fazla kaynak var, güzel bir şey. Yani siz buradan e, Türkiye'den Stanford'daki bir hocanın derslerini, MIT'deki bir hocalarını takip edebiliyorsunuz. Neyi öğrenmek istediğinizi biliyorsanız çok güzel. Ama YouTube'dan gidip de böyle işte bir günde şu programı dini öğrendiği zaman böyle yüzlerce şey çıkıyor. Herhangi bir yani kredi, kredibilite sorunu var aslında. Yani oradaki o işi öğreten insanların eğitmen olarak ne kadar kalifiye olup olmadığını bilmiyorsunuz. Yanlış şeyleri öğrendiğiniz zaman e, bu daha kötü olabiliyor. Evet. Hiçbir şey bilmeyen birisine bir şey öğretmek çok daha kolayken az bilgiyle yanlış şeyleri öğrenen birisine o bildikleri şeyi unutturup doğrusunu öğretmek çok daha bir, bir zaman ha, e, gerektiriyor. Ben kardeşimdeki eğitim sürecinde bunu gördüm. Belki bu sadece benim yaşadığım bir şey de olmayabilir. Yani genel olarak e, Kaynak bolluğundan kaynaklanan bir e, yani sıkıntı da var diye düşünüyorum aslında. Evet, hem bir kafa karışıklığı hem de bir filtrasyon problemi var. Evet Doğru söylüyorsunuz. Evet, e, Oktay Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Çok e, teşekkür güzel ederim. bir sohbette, çok bilgilendiriciydi. E, Son e, olarak Doğukan sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ha, hayır, benim. ben sorularımı bitirdim. Teşekkürler. Evet, Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ileride yine bir C Türkiye Topluluğu etkinliğinde de birlikte oluruz. Size iyi İstanbul'da çalışmalar dilerim. Ben de görüşmek istiyorum aslında. Çok, <laughs> çok, çok çok seviniriz, çok seviniriz. Bu arada sizde sabah değil mi? Ee, i̇yi bir. <laughs> Şu anda saat kaçam? Yani, saat Sağ, Sabah. Sabah, gece, sabah. Sabah. Gece dokuz, ikiye evet. geliyor burada. Evet. evet. Sabah 9:49 <laughs> burada. Ben de birazdan şey. E evet. Güne başlayacağım. Biraz geç başladık ama çok güzel sohbet oldu. E, zaman ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. O zaman hoşça kalın gerçekten. diyelim. Dinleyenlerimize de şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.